Evet, merhaba selamlar. Bu hafta sizlere çokça sorulan, hakikaten çokça sorulan, yanlış yer attım ha. Xiaomi AirDots incelemesi yapacağız. AirDots, Earbuds ikisi de aynı. AirDots ismi işte bölge bölge dünyada değişiyor mesela. Bizde Earbuds diye satılıyor. Bu arada bu orijinal Xiaomi'den aldım bak. Ah, yanında barkodu falan da var. 199 TL'ye aldım. 168 artı KDV işte neyse. Ama piyasada 250 liraya, 200 liraya ve 170 liraya o bantta bulabiliyorsunuz. Çin'den binden alacağım diyorsanız işte o sitelerden de yaklaşık 170 lira falan, ama gümrük vergisi falan saplarlarsa yine size, yani 30 gün beklediniz yine 200 liraya falan denk geliyor. O yüzden Türkiye'de almanızda fayda var. Hani övmek için hani Türkiye mağazalarına falan bir alakam yok ama hani mantık olarak söylüyorum. Sebebi de şu. Mesela ben aldım, dediler ki bana sakın kutuyu atma bir sene boyunca. Niye dedim? Bir arıza bir şey olduğu zaman seri numarası burada yazıyormuş. Saklayın dedi kutuyu. Hani olur da bir şey olursa falan filan diye. Şimdi kutusuna bakalım. Kutusunda diyor ki Mi True Wireless Earbuds diyor. Basic diyor bu. Basic modeli. Charging case var içinde diyor. Bluetooth 5.0 diyor. Independent Wireless Design. Buna koyayım. Hey maşallah. Bluetooth 5.0 olması güzel. Artı. Onun dışında arkasında yazıyor. 10 metre diyor. Neyse ben bunları anlatacağım zaten. Özellikleri yazıyor. Burada İngilizce yazıyor. Burada Çince yazıyor. Böyle bir kutu. Burada da aynısı yazıyor. Burada da aynısı yazıyor. Aha işte kutumuz bu. Kutumuzu açalım. Bu arada bunu almak isteyen arkadaş da var ofiste. Sordu. Dedim gel test edersin birazdan. Ona göre şey yapacağız. Ama tabii sağ çıkmayacak. Beğenirsen içinde kalır. Umarım beğenmem. Kutusundan çıkardık. Kutumuz bu. Remove the protective film from bilmem ne. Kullanmadan önce jelatin sökün diyor. Kulaklığın içinde ufaklarına jelatin varmış. Onu sökün diyor. Çünkü bataryayla bağlantısı başlıyor ya. Şurayı bir açalım. Açamadık. Burada garanti notu falan diyor ama Türkçe yok hiçbir şekilde. Belki burada Türkçe vardı diyorum. Burada da Türkçe yok. Rusça var falan filan. Bunları geçelim. Buradan kablo mu çıkacak? Kablo çıkmadı bana koy. İnsan bir USB koyar bana koyayım içine. Bunlar da iyice anasını ucuz diye. Neyse. Bunlar small. Şunlar small. Bunlar large. İçine takılı gelen de medium olarak genelde geliyor. Bakarız zaten şimdi. Şöyle. Kablo bulacaksın Şükrü. Şuradan. Şöyle kutuyu biraz netleyeyim ben size. Bakın kablosu bu. Seri numarası burada yazmıyor hakikaten ya. Hakikaten burada seri numarası yazıyor. CLK bilmem ne yazıyor burada aslında. Benden bu kutuyu niye istediler? Neyse. Üzerinde Mi logomuz var. Detaya gel be. Şöyle açıyoruz. Kapak şey magnetli kapanıyor ama hani boşa çıkınca da bu arkasında menteşe şeyi hani böyle takırt diye atan menteşelerden, hani kaliteli menteşe değil, sadece öyle koymuşlar gibi düşünün. Ama kapanması iyi. Kulaklıklarımız bunlar şöyle. Benden çıkarmamı istediği jelatin bu. Çünkü pile bağlanması lazım hemen. Diğeri de bu. Şöyle şunları sökelim. Üzerinde yazıyor right left diye. Zaten gerçi sokarsınız ters gelir. Yine siz dikkat edin. Bunları çıkardık. Üstünde jelatinlerimiz var. Bunları çıkaralım. Bakın ne jelatin çıktı be. Bunlar dokunmatik değil bu arada. Dokunmatik versiyonları da var. Onlar pahalı biraz. Bunlar basmatik bak. Ama tabii bunu basarken kulağına biraz basınç yaparsın. Buradakiler de medium boyları. Kutumuz bu. Şimdi geri takalım. Şöyle takamadık. Yanlış taktım. Bakalım kutuda. Ha, takınca kırmızı yandı burada. Bunda bir şey yanmadı. Sende niye yanmıyor? Senin şarjın full mü? Ha, yanıp söndü bir onda. Büyük ihtimalle bunun şarjı daha geldi. Şöyle kırmızı bir şekilde yandı. Şimdi eşleştirmek için büyük ihtimalle bunların ikisini birden basılı tutacağız. Bakın şimdi bu buradaki sol taraftaki şey beyaz beyaz yanıp sönmeye başladı. Şöyle ikisini birden basayım. Tamam. Onu bağlanmaya çalışmıyorum zaten. Elim dokundu ona. Şöyle ikisini birden basayım. Beyaz beyaz yanıp sönmeye başladı. Headset diye geldi. Tak diye koyuyoruz. Büyük ihtimalle headset dedikleri bu. Bağlan koçum. Pin dedi lan. Headset bu değilmiş demek ki. Ya bu yanıp sönüyor şu an. Pairing yapıyor ama buraya gelmiyor. Nedendir acaba? Bluetooth'u kapatayım, komple bir açayım. Ha, Mi True Wireless EBS Basic diye çıktı. Tamam. Bağlandı. Kulağıma takıyorum. Oğlum basic L diyor. L bağlandı. Right bağlanmadı ki amına koyayım. Bak mesela L'si çıktı. Right nerede? Ha, right'a da bağlansın. Şu an right bağlı. Left sen de bağlan koçum. Hadi üzme bizi. Şunu sen de bağlan. İkisi de bağlandı. Şöyle takıyoruz. Bir ses kalitesine bakalım. Şimdi dışarıya ses geliyor. Onu bir soracağım önce size. Bir kere böyle basınca şarkıyı durduruyor da. Bastım bak devam ediyor mesela. Bastım şarkı durdu. Sol taraf gitti yani. Sol tarafın şarjı yok. Ama bakayım sevmiyorum böyle olunca ya. Bunu bir şarj edip gelmemiz lazım şu an. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kasa 2 saatte şarj oluyor. Kasa. Şu 2 saatte şarj oluyor. Bunda çünkü 300 miliamper pil var. Bunları kasaya taktığımızda bunlar birer buçuk saatte, yani toplam bir buçuk saatte şarj oluyor. Bunlarda da 43'er miliamper batarya var. 43 bunda var, 43 bunda var. Bluetooth 5.0 var dedik. O iyi hakikaten Bluetooth 5.0. Yani şöyle düşünün. Çakma bir iPhone, çakma bir AirPods alacağınıza. Gerçi bunlar da AirDots diye çıkarttı ama. Yani bu da biraz çakmaya kaçıyor isim olarak. Bunlar biraz daha iyi çünkü 5.0 var.
Ama malzeme kalitesi yani şu kasa falan biraz böyle hani şey böyle yani tırt. Nasıl da anlatayım daha böyle. Hani malzeme kalitesi olarak şey ucuzu çünkü bu. Yani böyle biraz hafif ve şey hani şöyle elinle bile çizersin bu kasayı. Onun dışında da Bluetooth kulaklıklar 10 metreye kadar eğer açık alandaysanız çekiyor. Şimdi ben bunları bir şarj edeyim ki zaten bunlar şu an şarj oluyor. Geleceğim. En azından bağlayabildik onu. Haydi o zaman. Ses geliyor mu şu an? Kayıttayız. Şimdi bunu şarj ettik. Hiç öyle kutuyu açınca geliyor mu? Bağlanıyor mu falan? Mesela bak L bağlı değil şu anda. Bunu da bağlayalım. Bağlan be artık be. Hani kutuyu açınca bir otomatik bağlanıyor mu? Ah, bağlanıyor. Bunu böyle teker teker yapmanız lazım. Ve hatta şöyle yapmanız lazım. Ha, şu an mesela bak aldık şeyden. Şimdi bağlanabilir büyük ihtimalle. L'si bağlanıyor. L bağlandı. Bağlan koçum. Bu da bağlanacak şimdi. Right da bağlandı. Tamam, ikisi de bağlandı. Evet, taktık kulaklıklarımızı. Pil durumunu görüyoruz. Left %40'ta, right %100'de. Pil durumunda telefondan görebiliyoruz. Şimdi bir ses testi yapalım. Bu arada bu mediumlar benim kulağımdan çabuk çıkıyor. Tam ittiriyorum mesela. İttirirken de butona basıyorum. Abi ikisinden aynı anda ses vermiyor şu anda. Niye öyle oldu? Aynı anda derken? Evet. Şey offsetli mi? Bakın şu an soldan ses veriyor. Sağdan vermiyor. Sağa basıyorum. Şarkı duruyor. Tekrar basıyorum. Bağlı. Basıyorum duruyor. Basıyorum sağdan veriyor. Basıyorum duruyor. Basıyorum soldan veriyor. Bunu nasıl yapacağız? Ne yapmamız lazım? Neden böyle oldu? Niye ayrı ayrı bağlandı ki bunlar zaten amına koyayım. Kasada başka buton da yok. Reset tuşu da yok. Şöyle bir aynı anda basalım. Abi senkron vermiyorlar. Çok garip. Bak. Diyor ki kutuya geri koyun. Evet. Kulaklıkları Bluetooth listesinden silin. Bir dakika siliyoruz. Aygıt unut. İkisini de sildin mi? Aygıt unut evet. Elimize havadayken bağladığımız için mi ayrı ayrı almış? Büyük ihtimalle. Kulaklığın içinde yani kutuya takılırken basılı ikisini birden diyor herhalde. Bir bakacağım şimdi. Sildin değil mi? Kutuda şu an. İkisini aynı anda çıkarıyorsun. Çıkardık. İkisini de aynı anda 5 saniye basıyorsun. Kırmızı ışığı görene kadar. Tamam bastım az önce. 2, 3, 4, 5. Tamam kırmızı ışık geldi. Şimdi diyor ki iki tane diyor resetleme işlemi yapacağız diyor. Bunun için AirDots'ların şeyine 20 saniye boyunca basılı tutuyorsun. Ne ana kadar? 10 saniye sonra ve 20 saniye sonra şey yapması lazım. Blinkleme değil mi? Tamam. Yaptı. Okey. Şimdi koyuyorsun abi şeyi. Kılıfa geri mi? Amına koyayım maymun olduk ya. İşte 200 lira alınca da böyle oluyor. Şimdi çıkar abi ikisini. 5 saniye bas. Aç onları. Açtım. 1, 2, 3, Işık yanana 4, kadar. 5. Yanıyor ışık. Tamam, koy geri. Taşak olan olduk ya. Kırmızı ışık yanıyor şu anda ikisinde de. Tamam. Tamam kapat diyoruz. Takma Evet. bile yani. Kulağına takma bile. Çıkarıyorsun abi, artık çalışıyorlar. Otomatik olarak çalışıyorlar artık. Bağlamadık bir yere bakıyorum. Tamam, çıkar bağla. Tuşa Çıkardıktan basmayacaksın sonra abi. bağla. Tuşa hiç basmayacaksın. Otomatik herhalde pairing yapacak. Tamam, şu an ikisi birden pairing yapıyor. Şu an bunlar birbirlerine bağlandı yani. Bak. Diyor ki çıkardıktan sonra bağlamadan önce sağda olan da ışık olması lazım. Solda olmaması lazım. Evet doğru şu an sağ yanıyor, sol yanmıyor. Siz görebiliyor Tamam. musunuz? Görüyorsunuz. Şu an sağ yanıyor Ömer. Tamam yanıyor okey. Tamam solda sağda beyaz. Şu an sağ beyaz, sol yanmıyor. Tamam. Sen bağla abi. Acaba şu an ikisi meşti. Sadece onu bağlayıp ikisinden mi ses alacaksın? İnşallah. Tamam. Right'ı bağladık. Tamam right bağlandı. Dur bakayım. Hakikaten belki tek bağlantıdan ikisine ses verecektir. Evet öyleymiş. Öyle Şu an mi? oldu. Şöyle Sadece yapıyoruz. sağa bağlanıyor. Evet sağa bağlayıp sol zaten birbirine senkron olmuş. Ben ayrı ayrı bağlayınca ikisi de ayrı ayrı olarak gördü. Şu an ikisi oldu. Şimdi ses kalitesine bakalım. Bu bizim klasik Yugatted şarkımız. Bas vardı bu değil mi? Oo iyi. Evet. Dışarı geliyor mu ses? Geliyor ama çok değil. Bir şey söyleyeyim mi? Sesi çok yüksek veriyor. Ses bozulmuyor. Fulledim şu an bilerek. Gayet iyi veriyor ama benim kulağıma bu amına koyduğum şey oturmuyor. Ömer bu mediumlar sana oturur. Sen bir gelir bakarsın. Ben small'dan devam edeceğim. Takan var mı ya acaba? Kulağı küçük olanı yar ya. Şimdi yok abi benim güzel düşmüyor şu an. Zıplıyorum yine düşmüyor. Small oldu bende. Yani böyle hafif böyle kulağından böyle çıkmış gibi hissiyat verdi ama çıkmıyor. Tam böyle gömemiyorsun ama iki kere basınca Siri'ye bağlanıyor. Evet. Ay abi. Bluetooth Telefona basınca. basınca duruyor, basınca devam ediyor. Yine basınca duruyor, basınca devam ediyor. Diyelim ki telefon uzağında. Evet. İki defa Siri'ye bağlanıp beni arama şansın var mı? Telefon kapalı ki arama yapamıyorsun. Tamam bas bakayım bir dakika. Şükrü Karaca ara. Şükrü Karaca'yı ara. Bir saniye diyor. Siri gitti amına koyayım. Şu an Siri gitti. Siri gitti. Şey için hani atıyorum Arar uzaktan. arar. Siri ile tam çalışmıyor. Çalışıyordur.
çalışıyordur, çalışır o. Android de iyi gidiyordur. Abi basıyorum bak, bağlanıyor. Şükrü Karaca'yı ara. Bir dakika dedi. Ama bu Siri'nin kendi problemi. Siri'nin problemi şu. Az önce çünkü anladı az önce konuştuğum şeyi. Ya Siri tamam, say bizi Siri. Şimdi konuşma testi yapalım. Bir Şükrü sen beni bir ara abi. Uzaktan sesin nasıl geliyor, ne oluyor, ne bitiyor hepsini söyle. Ama sesini beğendim bu arada. Hakikaten yüksek yani. Yüksek, dolu. Ama şu an benim kulağım tıkandığı için mesela ben şey, ekolu konuşuyorum şu an. Hissediyorum öyle şeyi de. Dışarı nasıl konuşuyorum? Bağırıyor muyum şu anda? Biraz bağırıyorum. Alo. Sesi bir dakika şuradan. Heh. Sesin nasıl geliyor? Kulaklıktan geliyor. Hışırtı var gibi diyor. Düşük. Yani şey, zaten hani ucuz mikrofon yani şey sesi geliyor. Normal. Bu konuda da bence zaten piyasadaki en iyi cihaz ses konusunda direkt konuşmada AirPods. Hani bunun için ses anlaşılıyor. Seninki de böyle cızırtılı geliyor. Bir daha Ömer'le konuşsun bir. Ömer çünkü almayı düşünüyor da o hem bir gel bak dedik. Alo. He. Sesin nasıl geliyor Ömer? Hışırtı var. Anlaşılıyor bu arada. Ben de Ömer'i duyuyorum. Seninki de hışırtı var mesela. Düşük geliyor. Tamamdır abi. Gelebiliriz. Gelebiliriz. Şimdi senkron testi yapalım. Senkron testi bu. Şu demek yani. Bir şey izlerken mesela bir kimi izleyelim? Mesela yazarken şu tık 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 tıklar geç geliyor. iPhone'da Beyciğimizin Faruk Beyciğimin bir ağzını görebilsem. Heh. Şu an ağzıyla yani konuştuğuyla duyduğum senkron geliyor. Şimdi iPhone'un videolarını izleyenler bilir. Faruk Beyciğim videoları da genelde sesleri kaliteli oluyor. Fullleyince mikrofonda dip ses geliyor. Mikrofona gelince müzikten mikrofona geçince cızırtı geliyor ama mesela sesi kısınca biraz o cızırtı kayboluyor. Peki şu an yanındaki birisi sesi fullersem dışarıdan beni duyabiliyor musunuz? Ne konuşuyor telefonda? Full mu abi? Duyuluyor mu? Ne dediği anlaşılmıyor. Gerçekten dinlemeye çalışıyorsun, anlamaya çalışıyorsun ve ona rağmen çok az anlıyorum. Şimdi yanıma gel abi, omuz omuza veriliyor. Hani metrobüste gidiyoruz mesela. Simülasyon. Evet, simülasyon. Yani direkt burayı dinlersem anlarım. Yok ben ne? Anlamıyorum. Direkt burayı dinlersem anlarım. Aradan birkaç cümle. Anlaşılıyor değil mi çünkü? Direkt dinlersem anlarım. Yani direkt oraya odağımı verirsem anlarım. Yani WhatsApp'tan sesli mesaj, ne haber, yarın maram diye konuşsak böyle evet, grupta. Evet anlaşılır, anlaşılır. Duyuluyor. Yani, evet yandaki. Keyword'den dolayı anlaşılır zaten yani. Dışarıdakinin aradan sesi biraz veriyor, onu verdiğini de hissettiriyor bu arada. Evet. Aradan birkaç cümle alıyorum böyle. Tamamen anlamıyorum konuyu. Ya şöyle düşün. Akşam yatıyorsun, yanında eşin uyuyor mesela. Sen kulaklığı taktın, bir şeyler izliyorsun. Hı-hı. O gürültüden uyanır yani. Ne izlediğine bağlı. Hayır, rahatsız olur o gürültüden. Evet. Çünkü evet. Dışarı ses veriyor hakikaten. Ses geliyor. Yani bak aramızda 1,5-2 metre var, ses geliyor cızırtı. %80'de %70'de dinlemek lazım. Evet biraz kısık dinlerseniz. Ama onda da şöyle bir şey var. Metrobüse bindim %50 ile dinledim. Bir bok duymadım, dışarıdan gürültü duydum. %100 açtım, herkes beni duydu. Affedersiniz sikerim öyle işi yani. Ama ses kalitesini beğendim. Ben açıkçası bu kadar kaliteli olmasını beklemiyordum. Yani en azından biraz düşük, bence yüksek veriyor sesi. Hatta şu an Ömer kendisi için deneyecek. Alıcı gözle bakacak. Bulur yani. Evet Ömer sen bir dinle biraz da. Ondan sonra vedalaşalım. Çünkü dedi ki ben hani ucuz bir kulaklık istiyorum. Alınır mı dedi. Bence bu arada alınır. Kulaklık olarak, ses kalitesi olarak alınır. Onu da söyleyeyim. Ama hani bilin handikaplarını da. Şimdi benim yaptığım bütün testleri sen yap ve anlat bakalım. Evet. Evet. Ben de buradayım. Ben de birikmedim. Şimdi hani dinlediğin müzik tarzı klasik mi dinliyorsun? Rock mı? Hip hop mı? Hepsine bak abi seslere. Üzerinde yazıyor. Ha, yok şey olarak. Böyle değil mi yani? Bu böyle hayır. Gelecek bunlar. Hayır. Şöyle. Terse. Şöyle. Evet. Bu R buluyor. Tamam. Okey. Oturdu mu? Şu an var ya sıfırım. Yani. Sanacık otur. Banacık oturmadı. O kişiden kişiye oturdu değişir. Evet. O ayrı konu. Ses kalitesi. Oha. Ses. Oha. Sonda şu anda. Bu bayağı iyi. Ses kalitesi iyi. Oğlum onu diyor da zaten. Ben şu an hiçbir şey duymuyorum yalnız. Mesela bu trap mesela. Bası hissettim ya. Güzel. Beğendim. Dışarıda çok vermiyor be. Hiçbir şey duymuyorum. Ben yani veriyor şu an yanındayken anlaşılıyor da. Omuz omuz aynı mesela. Şarkıyı şu an anlayabiliyorum hangi şarkı olduğunu. Bir tane şöyle sakin şarkı. Neydi bu? Sweet. Heh, bu. Vokalin ön planda olduğu ses. Şarkı. Güzel şarkıydı bu arada. Bunu dinleyin. Vokal girmedi mi daha? Bir şey değil mi? Ben çok beğendim. Sesi güzel. Sesi gayet iyi. Hatta dur bakayım. Şunları da kontrol edeyim. Bak duruyor. Şeyi de kontrol edeceğim. Kulakta o bası yapıyor mu? Ha, kulağındayken bas işte. Öyle bir şeyi yok. Hani çok rahatsız oldum. Aman işte bası yaptı kulağıma. Olayı yok yani. Bence gayet iyi. Ya şey işte değil. Dışarı biraz ses veriyor. Ama sesi yüksek veriyor yani. İyi. Evet evet. Yani o mesela ben hiç bas beklemedim. Sıfır bas bekledim. O beklediğimden çok daha iyiydi. Güzel. Ömer'in niyeti vardı. Sence alınır mı? Ben alınır. Hatta, 200 lira şu an alacak hatta. Ben birazdan gitmeyi düşünüyorum. Satayım 150 ama kıracağım. Kırık olarak.
Şu lastiklerini sana vereyim, yedek dursun sende. Lastikleri ben alayım aynen. Onları ben alayım. Şundan kalsın, altından takılı kalsın. Saatle de şey olur, uyumlu olur işte bak. Xiaomi'ler. Tabii. Güzel, ses okey abi. Çok yani güzel. 10 üzerinden performans, fiyat performans açısından hele ki yani piyasada 100 lira, 150 liraya takma AirPods'lar varken Xiaomi en azından Türkiye'den aldık, garantisi de var. Bence okey, alınabilir. Sadece işte handikaplarını bilin diye anlat. Ondan sonra ben kaçıyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi, hoşça kal. Bay bay. Evet, şu an kulakta böyle duruyor. Ömer, bir çıkarıp takar mısın? Evet. Bu arada Ömer aldı bunu. Evet. Beğendi, aldı. Zıpla abi bir. Zıplıyorum. Düşüyor mu? Spor yaparken taktın mı bugün? Dur. Holokost çalıyor şu an. Ne? Spor yaparken kullandın mı? Kullandım. Düştü mü? Hayır, hiçbir şey olmadı. Terledin falan, bir şey oldu mu hiç falan? Hiçbir şey olmadı. Yani, o şeyi de anla sadece, elimi kapatınca sinyal... Ha evet, bak öyle bir sıkıntı var. Mesela müzik çalıyor şu an. Çalıyor bak. Sadece buradan çalıyor şu an. Elim değmiyor bu arada kulaklığa. Şimdi mantık şu, şu iki kulaklık arasında bir bağlantı var. Elini kapattığı zaman diğer kulaklıkla bağlantısı kopuyor, tek kulaklıkla çalışıyor. Aynen öyle. Bir de şimdi o biraz deniyorum. Sıkıntı. Mesela sadece sağdan çalıyor bu. Yani bir tek şeyde sıkıntı var. Mesela atıyorum bilgisayar başında dinliyorsunuz hani. Ya da telefondan böyle önünüzde telefon dinliyorsunuz. Hani şöyle yaptığınızda hani böyle elinizi çok yaklaştırdığınızda. Ya da otobüse kafayı cama yapıştırırsan yastığa masta. Aynen. Direkt kopuyor ikisinin arasındaki evet, bağlantı. Böyle duruyor şu anda. Teşekkürler Ömer. Evet, bakıyoruz şimdi. Bir kere şu kapak dandik dedim zaten. Şöyle göstereceğim dandikliğini. Tak diye ayrıldı. Şöyle tek pin var şöyle metal. Kırıldı, bu çıktı. Evet. Şimdi şuradan şöyle bir kanırtalım. Kanırtamadım bıçağı. Şöyle. Tada. Bak batarya da burada oturmuş. Bunu buradan alalım. Tertemiz. Üstünde kaç miliamper yazıyor? 300 miliamper yazıyor. Göremeyen varsa şöyle tutayım. Gözüküyor, 300 miliamper şurada yazıyor. İçi bu. İçi kopartayım şöyle. Bak burada magneti var. Dedim ya az önce. Bak geliyor şuraya. Gelmedi, kötü oldum. Bak şurada. Burada magnet var içinde. Gizlenmiş bir magnet var. Onun dışında şöyle vidalamışlar Şükrü. 3 tane takmışlar. Bunu biraz değmez. Yapıştır geç bunu. Bir daha bir Type-C değildi bu arada. O biraz sıkıntı. Ya ucuz olduğu için oğlum kablo bile koymamışlar. Elimi kesmedim mi? Kestim lan. Acıdı şurası ama. Kanamıyor, bir şey yok. Ucu kırık ya abi, oradan yırttım. Aynen öyle. Yoksa yaraydık yine. Bunu ucu kırık bıçak kullanacağım artık. Aha da devremiz bu. Tertemiz bak. Hiç akar yok, kokar yok. Şurada bir anten, bir tanesi düştü. Şarj oluyor buradan. Bunlar basılıyor. Gayet de temiz. Hakikaten bak, buraya yarıyordum. Elini şey olsaydı. Şunların içine bakalım şimdi. Bir tanesini taşla vurayım. Sarımsak ezer gibi ezdim. Aha. Işığı hala yanıyor. Bearing. Bu çalışıyor da bu bozuldu. Normal ama okuyun, bozulsun yani bir zahmet. Şöyle çıkartalım. Şu pil 43 miliamper. İçindeki devreyi de göstereyim. Hadi göstereyim bak. Her zaman göremiyoruz böyle şeyleri. Gördünüz mü? Güzel abi. Yani hakikaten beğendim. Bunlar 25-30 dolardı. Dolar 4 lirayken falan. Ne güzel günlerdi o zamanlar ya. Düşün. Doların 1 lira olduğu günler de vardı. Doların 1 lira olduğu gün, yani 1 lira 10 kuruş falan olduğu günler de vardı. Yani ulan bir ayakkabı alacaksın. Ayakkabı 1000 lira olmuş ya Nike. Hiçbir şey almadım. Ve şöyle hani ayakkabılara zam gelmiş değil aslında, biliyor musun? Senin 1000 Türk liran anca bir ayakkabı ediyor. Yani aslında bakmamız gereken nokta bu. Biraz bizim paramız değersizleşti o yüzden. Şimdi normal mağaza markalarının ayakkabısı çok kalitesiz ama o bile 400-500 lira artık. Aynen. Normalde alıp giymezsin yani, ayakkabılar ucuz olsa o ayakkabıları. 400 lira verilmez yani. Bershka'nın ayakkabıları falan. Markada verdik. Burada Şükrü gömüyor. Göm Şükrü. Uçana kaçana sok Şükrü. 400 lira yani. Hakikaten bence de etmez yani. Ama işte sebebi o. Yani şimdi diyoruz yani dolar arttı, dolar arttı. Hani atıyorum dolar 2 lira oldu. 3'te 1 fiyatına iniyor hepsi abi. Bu kadar basit yani. Ya adamın işte kendi ülkesinde 50 TL, 50 birim. Olaya bu açıdan bakmak var. Yani şöyle düşün. Bir asgari ücretli adam 1400 dolar maaş alıyor. Bizim para göre diyelim. Hani onlarınki 1400. Hadi 2000 dolar diyelim. Hadi bizimki de 2000 TL alsın. Sen o maaşla 4 tane ayakkabı alabiliyorken 500 liradan. O adam 50 dolardan desen 1500 dolara bir ay boyunca her gün bir ayakkabı alabiliyor. 500 dolarda parası kalıyor. Yani bu mantıkla bakarsanız
Evet. Bu arada hani diyeceksin ki 50 dolar 500 lira etmiyor ama Türkiye'ye gelince ayakkabı ediyor çünkü. Su geçirmezlik vergisi falan da var işin içinde. KDV de var. Onları katarsan iki katına çıkıyor fiyat. Canı sıkılıyor bazen. Hele elektronikte var ya, bizim işler iyice bok oldu yani. O yüzden her zaman için fiyat performans cihazları almaya bakın. Mesela bu bence bir fiyat performans cihazı. Hakikaten yani söyleyeyim. Eğer öğrenci arkadaşlar ilgileniyorsa hani ucuza bakayım falan diye. Bu arada şu, hani telefonla konuşacağım ben, bütün kulağımda kalsın. Bak AirPods hakikaten çok yani tamamen telefonla konuşmak için tasarlanmış. Aralarında en iyisi tüm şu True Wireless camiasında ses olarak, telefon konuşması olarak. Ama bunun sesi kötü değil. Gayet alınır kullanabilirsiniz yani. Ha yine mikrofona şey gelince de anlaşılıyor. Anlaşılmıyor değil yani. Evet, bu arada tekrardan Facebook'ta her akşam oyun yayını yapıyorum. Duyuracak platformum mu var? Reklam yapma diyor. Kendi reklamımı yapamam koyayım. Gelin izleyin, muhabbet ederiz. Hadi hoşça kalın. Bay bay. Açıklama kısmında var yorum. Sizlerin de dertlerini dinliyorum Discord'dan. Çekiyoruz. Derdinizi anlatıyorsunuz. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Güzel güzel geyikler dönüyoruz. Gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Lan bunu kırmayayım lan. Az kaldı. Şu 43 miliampere bir tane çakayım ya. Patlarsa cürmü kadar yer yakar amına koyayım. Bataryayla oynamayın. Şükrü yanıyor mu? Şükrü ne oldu? Koktu mu? Bakayım bir getir. Ayırdık ama ikiye. Bir şey olmadı ya. İyi. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.